Evet, Samet Akaydın durumuna dair bir bilgi var mı Yani Erdem? Samet Akaydın milli takım dönüşü Fenerbahçe'nin kampına katılacak. Tabii ki de oradan sonraki takdir teknik heyetin orada görecektir. Oyuncuyla devam edip edilmeyeceği yönünde şu an için bir bildirim yok. Ama en azından Fenerbahçe'nin oyuncu havuzunda yer alan oyunculardan biri. Samet Akaydın da haksız eleştiriler yapıldığını düşünüyorum ben Bence de. Samet'e. Özveriyle İyi oynuyor. mücadele ediyor. Montella ile beraber gösterdiği iyi performanslar da çok fazla göz ardı ediliyor. Elbette her oyuncunun eksiği var ama özellikle milli takım bazında söyleyeyim ben. Oyunculara birazcık da sahip çıkmamız lazım. Bu süreçte eleştirilerin dozunu iyi ayarlamak lazım. Mert Müldür de basın toplantısında çok net bir cevap verdi. Takip ediyoruz, ara ara üzülüyoruz de dedi. Bu oyuncuları fazla bu şekilde yıpratmamak lazım. Samet de mentali gayet güçlü bir oyuncu. Bu eleştirilerin altından zaten kolaylıkla kalkıyordur. Yarın da görev verilmesi halinde başarıyla Ay Yıldız formayı temsil edecektir. Evet, Samet Akaydın'ı biz çünkü ilk etapta sayarken stoperler arasında Evet, unuttuk unuttuk, aslında. evet. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giymişti. Jose Mourinho değerlendirir mi, değerlendirmez mi onu Euro 2024 sonrası kampa katıldıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'de savunma hattına başka transfer bekliyor musun? Yani Çağlar hamlesinden sonra ayrılık olmadığı sürece beklemiyorum. Ama ayrılık olur. Ciku çok iyi bir sezon geçirdi. Teklif gelir, iyi bir teklif gelir. Fenerbahçe bunu değerlendirir ama o zaman bir takviye yapılır. Ama şu an için Fenerbahçe'nin odaklandığı bölgeler orta saha, sol kanat ve forvet olacaktır. Çağlar transferiyle stoperdeki transfer hamlesinin en azından kapandığını düşünüyorum ben de. Şu an için çünkü zaten orada 6 Emir de var, Emir Ortakaya da var. 6-7 oyuncu var. Osterwold aynı şekilde o bölgede kullanılıyor. Stopere çok daha fazla mesai harcayacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Evet. Şimdi Galatasaray'ı da konuşacağız. Çünkü transfer gelişmesi günün önemli haberlerinden birisi Batshuayi'ydi. Batshuayi'yi sarı kırmızılı kulüp kadrosuna kattığını açıkladı. Batshuayi haberini biz ilk olarak transfer raporunda 6 Haziran tarihinde vermiştik. Şöyle oldu. Programda söyledik biz burada. Tabii transfer raporu da gündemi belirleyen programlardan, Alspor'un fenomen programlarından birisi. Biz bu haberi verdikten sonra pek çok yerde tabii Evet. gündem oldu. Sosyal medyada özellikle spor hesapları yine paylaştı. Konu gündeme taşındı. Galatasaray'a transfer olur mu olmaz mı? Kimileri bunu bir menajer oyunu olarak değerlendirdi o dönem. Kimileri gerçekten olabilir, mantıklı bir hamle diye değerlendirdi. Bizim yayın yaptığımız 6 Haziran tarihinin ertesi günü Okan Buruk Galatasaray'da imza töreni gerçekleştirdi. Yani 7 Haziran'da. Biz akşam programı bu saatlerde yaptık. Ertesi gün öğle saatlerinde Okan Buruk kameraların karşısına çıkmıştı. Orada da bizim iddiamız, haberimiz Okan Buruk'a sorulmuştu ve Okan Hoca şu an için öyle bir şey yok demişti. Şimdi o bölümü hem programda biz ne demişiz, ardından Okan Hoca ne demiş bir hatırlayalım. Daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. 6 Haziran tarihi transfer raporu, 7 Haziran tarihi Okan Buruk'un açıklaması. Son olarak onunla ilgili bir düşüncemiz olmadı diyor Okan Hoca. Tebrik ediyorum bu arada. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Haberciliğin için Güzel. tebrikler. Fark yaratan bir iş yine. Yani transfer raporunun bu sezonki ilk golü oldu diyebiliriz. Şöyle bunu neden ekrana getirdik? Okan Hoca'yı tabii ki zor durumda bırakmak adına değil ama kendimizi birazcık ifade edebilmek adına bu sadece bu program özelinde değil tüm spor medyası adına bunu biraz da ekrana getirdik. Transfer sürecinde gazetecinin işi habere ulaşmak, doğru haberi sizlere aktarmaya çalışmak. Yönetimlerin ve teknik heyetlerin işi de bunu mümkün olduğunca saklamak. Hem maliyet konusunda hem de başka rakiplerin devreye girmemesi konusunda bunu gizli tutmaya çalışmak. Şimdi Okan Hoca bizim yayında paylaştığımız bir şeyi bilmiyor mu? Biliyor tabii ki. Galatasaray Kulübü'nün de bu yaşandığını duyduğumuz için paylaşıyoruz zaten ama ne oluyor? O süreçte farklı şeyler yaşanmasın diye biraz daha üstü kapalı bir transfer harekatına çevrilmeye çalışılıyor. Yani o gün bu açıklamadan sonra biz tabii yine kalaylandık sosyal medyada klasik. Ama günün sonunda Batshuayi bugün itibariyle Galatasaray'a transfer oldu. Resmi olarak da bu transfer açıklandı. Şimdi telefon hattımızda Savaş Çorlu var. Fotomaç gazetesi muhabiri, A-Spor yorumcusu. Savaş Çorlu ile birazcık bu transferi konuşalım. Savaş Çorlu hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Koray. İyi yayınlar sana ve konuklarına. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Duyabiliyor musunuz? Görüyorum. Sen duyabiliyor musun? Evet, şu an duyuyorum. Batshuayi transferini Galatasaray resmen açıkladı.
Nasıl değerlendiriyorsunuz bu transferi? Yani bu hani böyle sürpriz bir transfer mi dersen değil aslında. Lig biter bitmez. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla beraber Batşah gündeminde olan bir transfer. Çünkü sözleşmesi bitmiş ve Süper Lig'in ezeli rakibinizin bu sezon yedek olmasına rağmen atmış olduğu goller, asistler, oynadığı oyun. Ligi bilen bir santrafor olması. Galatasaray'ın tabii ki iştahını kabartıyordu. Okan Hoca'ya sorulduğu zaman o anlık gündemimizde yok demişti şampiyonluk kutlamalarından sonra şampiyonluk değerlendirmesi sohbetlerinde. Burada da baktığımız zaman biraz gecikmeli oldu. 30 Haziran'a kadar da Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu olduğu için beklenen bir transfer. Ama Galatasaray'ları mutlu eden bir transfer. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde Galatasaray taraftarları yeni transferler bekliyor. Batça tabii ki mutlu etti Galatasaray taraftarını ama bu transfer ezeli rakibinden alması özellikle. Ama baktığımız zaman Galatasaray taraftarının gözü yeni sağ bekte, yeni 8 numarada, yeni 10 numarada. Hatta Barış ve Kerem'in durumlarına göre bir kanat oyuncusu. Lazio baktığımız zaman Zaniolo'nun da takımdan ayrılması gündemde. Önümüzdeki günlerde ciddi bir transfer hareketliği bekliyor. Yani sen transfer raporunu yaparken ben cumartesi günü Galatasaray'da önemli bir genel kurul var, yetkili genel kurulu. O cumartesi gününe bir transfer daha açıklamasını bekliyorum açıkçası Galatasaray yönetimine. Evet, bir transfer daha cumartesiye kadar. Yani bugün günleri de unutuyoruz pazartesi. Artık. Pazartesi. Bu hafta içerisinde bir transfer daha bekliyorsunuz. Çağlar Söyüncü Galatasaray'a imza, Fenerbahçe'ye imza attı, özür diliyorum. Galatasaray hiç ilgilendi mi bu transferle ilgili? Bazı çünkü öyle söylentiler de vardı. Onu da sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi o söylenti şöyle. Fenerbahçe'nin sözleşmesi kiralık olarak biten bir oyuncusuydu ama opsiyon hakkına dönüp Çağlar Söyüncü'ydü. Önemli bir transfer. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Galatasaray bundan sonraki yapacağı transferin ben önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim sevgili Koray. Çünkü hakikaten çok önemli bir kongreye geçecek Galatasaray açısından baktığımız zaman, Dursun Özbek açısından. Galatasaray camiası, Galatasaray kongresi şu anda o cumartesi günü yapılacak olan kongreye kilitlenmiş vaziyette. Biraz da hareketli bir kongre. Çünkü geçmişten bakalım şöyle Mustafa Cengiz dönemi, Ünal Aysal dönemi, bazı toplu halde istenen yetkiler yönetimler için sıkıntılı olmuştur. Burada da Başak transferiyle ilk adımı attı Sayın Dursun Özbek. Ve ikinci belki üçüncü adımı da atarak bu cumartesi günü yapılacak kongre öncesi ciddi, güçlü, Batşah transferini böyle gölgede bırakacak bir transfer. Açıkçası çok net söylüyorum, bekliyorum yani. Bunu bilgiye dayalı da söylüyorum. Galatasaray yönetimi cumartesi günü yapılacak kongreye çok önem veriyor. Taraftarların da 24 saat, 48 saat önce açmış oldukları istekler vardı Batşah transferden önce. Dursun Özbek'e karşı transferlerin gecikmesinden dolayı. O yüzden de yönetim şu anda çok ciddi bir çalışma içinde ve önümüzdeki 5 gün diyelim, yani bu 5 gün bugün geçmiş olsa cumartesi gününe kadar, hatta cuma akşamına kadar ben bir transfer bekliyorum. Ya sağ bek olacak ya da orta saha olacak bu transfer. Evet, Savaş Çorlu çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar. Görüşürüz. Başşuayi transferini konuşacağız. Tabii Galatasaray'ın yayınladığı videolar da var ama öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz transferi? Furkan, Beşiktaş'ta yansıması var mı hiç? Bugün yok yani Beşiktaş dönemi zaten biraz geride kaldı açıkçası. Sonrasında Fenerbahçe süreci tabii araya girince siyah beyazlar için. Yine konuşuluyor mu orada daha Batshuayi işte? Yani Beşiktaş adına şunu söyleyebilirim. Sonrasında yani Batshuayi'ye ayrıldıktan sonra da aslında hep konuşulan nokta şuydu. Beşiktaş'ta sanki biraz o dönem Batshuayi'ye haksızlık yapıldığı fikriyatı hakim. Kötü bir dönem geçirmemişti aslında. Biraz şanssız bir dönem geçirmişti. O dönem takımın da aslında genel olarak şanssız bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Batshuayi transferi için yani daha önce de söylemiştim. Bir transfer çalımı demek çok doğru olmaz bence. Yani burada sanki daha çok isteyen taraf Batshuayi'yi aldı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bilmiyorum, Erdem çok daha hakimdir tabii ki. Sanki bir teklifi oldu Batshuayi'ye, evet, ama herhalde Galatasaray kadar ciddi bir teklifi olmadı. Burada daha çok isteyen taraf Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Okan Hoca'nın da çok istediğini, her ne kadar VTR'de gündeminizde olmadığını söylese de istediği bir transfer olduğunu da biliyoruz. Bence doğru bir transfer Galatasaray için, başarılı olacaktır. Fenerbahçe ile Batshuayi arasındaki görüşmeler nasıl gerçekleşti? Anlaşamadıkları nokta ekonomik şartlar mıydı? Ekonomik şartlar artı planlama mıydı? Galatasaray'ın daha fazla imza parası vermesi. Fenerbahçe'nin de bütçe planlaması dahilinde ikinci forvet olarak düşündüğü ismi o rakamlara çıkmaması.
Burada transferi Galatasaray lehine çeviren kısım orası oldu. Fenerbahçe ikinci forveti olarak düşündüğü Batshuayi için. Yıllık ücretler aynı mıydı hemen hemen? Yıllık ücretler yakındı ama imza parası Galatasaray daha fazla verdi. Fenerbahçe'de planlamanın dışına çıkmayıp son teklifini verip beklemeye geçti. Ardından Galatasaray'ın oyuncunun menajeri Galatasaray'la ve oyuncu Galatasaray'la anlaşarak Galatasaray bu transferi bitirdi. Şeye değinmek lazım. Beşiktaş'tan ayrıldı, Fenerbahçe'ye geldi, bir fırsat transferi olarak görülmüştü. Birazdan onları değerlendirelim mi? Tabii. Çünkü araya gitmemiz gerekiyor. A-Spor editörü Erdem Akbaş ve A-Spor muhabiri Furkan Yıldız'la birlikteyiz efendim. Kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından yeniden Batshuayi'yi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Fenerbahçe'ye de ciddi göndermeler var bu transfer sürecinde.